Benim anlıyorum ki şimdi onun derdi sizinle değil. Siz beni altınları sırf, aldıysanız altınlarının derdinde. Beni kapı kapı geziyor. Sırf beni rezil etmek için. Ben herkes lan nereye gittin, nereye geldin, nerede konuştun? Herkes haber, beni arıyorlar lan. Beni arıyorlar. Zahide Hanım. Herkes. Peki şimdi tamam. Ayşe Hanım şimdi cevap versin sonra siz devam edin. Evet. Zahide Hanım. Siz o atmışsınız kadar... dışarıya öyle söylüyor. Hayır hayır yalan söylüyor. Siz şiddet uygulamışsınız. Siz göndermişsiniz çalışmaya. Hayır. O kadar yalancılıkta bir numara üstüne yok. Siz eşinize para verir miydiniz? Bakın, harçlık verir miydiniz? Bakın size? Zahide Hanım benim şu anda köyüm izliyor. Lütfen bağlansınlar. Ben ne zaman ben onu çalıştırmışım. Benim onun işine ihtiyacım yok ki zaten. Herkes peki eve harçlık benim. Bırakıyor ne muydunuz? Onu, evet. Zahide Hanım zaten veriyordum kendisine veriyordum. Ben yalan ne veriyordum? Yalan. Ama yalan söyle. Bakın o gün lan defalarca gitti. Defalarca. Susar lan. Mısın biraz? Susar mısın? Abdurrahman Bey bak demiş ki benim çamaşırım bile yok yiyecek. Almam lazım. Siz 100 lira bırakmışsınız. Hayır hayır yalan söyle. Evet yemin olsun. Kaç para yemin olsun. Yemin ol. Zahide bak Hanım, bir şey, gideceğim. İzah edebilir miyim? Tamam ama o günü anlatıyor ya şimdi. Siz evet. De bana anlatın. Mesela o gün eve para ama bıraktınız yalan mı? Ama yalan söyle, yalan söyle. Sen benim yanımda yataksın. Anlattıkları yalan söyle. Benim tamamıyla yanımda, uydurma. Hangisi öyle yalan? Bir şey yok. Ayşe Hanım bir dakika. Öyle bir şey Ayşe yok. Ayşe Hanım bir dakika. İşte onun kurtlağıma sıktığım benden para istemiş. Ben onu 100 lira vermişim. Evet verdim. Diğerler hepsi yalan. Verdim. Nedir doğrusu? Söyleyin madem size göre nedir? O gün gittiğinde daha önce defalarca gitmiş bir kadın bu. Çöpünü bile bırakmaz arkada, çöpünü bile bırakmaz. Nedense bu sefer gittiğinde hiçbir şey. Benim abimin eşine ve kızına diyor ki ne? Ben ona benim karıştırma, neyim var, neyim karıştırma. Alın, onları seçin beni alın. Karıştırma onları. Diyor ki ne, karıştırma sen orada onları. Elbisen yok, neyi alacaksın? Ben orada alırım diyor, satın alırım diyor. Evet dedim. Tabii defineyi aldı gitti. Evet dedim. Şimdi dedim. Bir kol çantasından gider evet. Dedim. Daha ben önce, daha önce jandarmaya kapıma dayanıp da benim her şeyimi alıp giden ben kimin için kadın nedense mesela kol çantasından gidiyor. Bir dakika şimdi Ayşe Hanım. Her şeyi bırakıyor. Abdurrahman Bey siz benim sorularıma cevap verir evet. Misiniz? O günden bahsediyoruz. Siz normalde eve para bırakır mıydınız? Hayır. O gün para bıraktınız hayır. Mı? Hayır. Ayşe Hanım bir dakika. Zaten, Ayşe bir dakika. Hayır. Zaten hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. Bir isterse ben 5 getireydim eve. Abdurrahman Bey bizim bazı özel durumlarımız var evet, ve paraya ihtiyacımız var tabii ki. Veriyordum tabii ki veriyordum. Ne kadar veriyordunuz? Mesela tabii. O gün eve harçlık bıraktınız ihtiyacı neyse veriyordum ben onu işte. İhtiyacı neyse veriyordum ben onu. Vermediğinizi söylüyorum. Ben annem gele gittiği zaman. Yalan söyle. Annem gele gittiği zaman ne kadar veriyorsun? Ya işi bu yalan şimdi, söylemek dediğiniz ma. Kadınla kaç sene beraberlik yaşıyorsunuz? Yedi yıl. Beraberlik yaşıyorum. Ben sırf dedim ki yani bunun... Lan sen babanına girmeyin. O yüzden defalarca gitti gitti. Madem dakika, ki ben Ayşe, bir dakika, bir madem ki onu. Ben madem ki ben bu kadar kötüyüm değil mi? Kötülüğün ya beni. Neden o zaman gidip geri gelin? Gelmeseydin sen gittiğinde. Beni lan. Gelmeyecekti Zahide lan Hanım. Sen gitti yani. Sen. Gelmeyecekti geri. Kimseye bırakmadın. Evet. Geliyor ondan sonra yalvarıyor ondan bundan arıyor. Yalvarıyor. Bir dakika. Şimdi onu soralım. Evet. Bir dakika. Bu arada görüyor musunuz hanımlar? Yallar yakar oluyorlar siz eve geliyor gelmeseydin o zaman diyebiliyorlar ya bu da kulağımızda evet, kötü yani olsun. Evet yani işin gerçeği bu yani. Ayşe hani Hanım. Ben kötüyüm ya ben. Peki bir dakika soralım. Evet. Abdurrahman Bey diyor ki gidiyordu madem evet. İstemiyordu niye geri geliyordu? Kendi, niye geri geliyordunuz? Kendi, bak en son fotoğrafını şimdi sana gösteririm. Fotoğrafı elle kırıldı. Niye elle hele sebebi sorsana niye elle kırıldı? Niye eliniz kırıldı? Kimin? Sizin. Parmağın. Benim mi? Parmağınız. Benim ispiral benim elimi kesti. Hayır hayır. İspiral ondan önce. Ondan yerde. Önce. Ondan önce. İspirala ondan önce. Geç, nerem benim kırık benim? Geç. Sadece buradan benim elim şey. Geç onu. Orada ameliyat oldu benim dersinde. Ben İstanbul'dayım. Dargın geldim. Ben çalışıyordum. Eniştem de eğer şeyse kız kardeşim de var oradaydım. Ben beraber çalışıyordum. Baktım arıyor. Sık sık arıyor bana. Sonra bana sizi başka numara terk etmiştiniz. Terk etmiştim burada çalışıyordum. Hı. Ses kaydı attı dedi benim ne çocuklarım vardı. Senden başka kimsem yok. Dedim dönmeyeceğim. Dedim resmi nikah o zaman niye yapmıyor? Beni kandırdı. Bir gün ya yarın Zahide Hanım konumuz bu hele değil bak, bizim. Dinle. Konumuz dinler, hepsi. Dinler. Sonra geldim dedim gelmiyorum. Benim biletimi parasını kendi kestim. Sadece gitmek için. Sonra benim çalıştığım yere ibanasını attı. Yedim. İşsiz maaşını yedi. Bir milyon sana diyorum bir milyon vermedi. Devletten, bunları ispatlayacaksın devletten, o zaman. Devletten, hani konuşuyorsun ya ispatlayacaksın. İşte, böyle yalanla, işte, palavranla bu işler ben, olmuyor Ayşe Hanım. Olmuyor ispatlayacaksın bunların hepsini. Peki bir dakika ama soru hala geçerli. Madem hani gittiniz bu adamı da sevmediniz, çocuğuna da bakmak istemediniz. Burada size para da vermeye kötü davranıyor. Gittiniz yok. Neden geri evet. Döndünüz? Kaç i̇şte kere döndüm, geri döndünüz? İşte gidecek yerim kalmadı. Eyvah. Ona ısındım. Dedim bir erkek vardı benim başımda dursun.
Benim namusumu sahip çıksın ama maalesef namus nerede bilmiyor. Lan sen o Süreyya'yı aldın ya, lan aldın ya. O gece seninle yatmıştı. Sen cenebeli lan çıkarmışsın. Ben orada mıyım? Komşular anlattılar. Lan komşulara ısınmış da gitmiş üstüne başına değiştirmiş. Ya bizim konumuz ne? Sen ne saçmalıyorsun ya? Bizim konumuz benden çaldıklarından bahsetsen. Benden çaldıklarından bahset. Sen onları gel sen onları. Ben anlamam çok. Ben Zayda Hanım konuyu tamamıyla saptırıyor. Başka bir yere götürüyor. Ama konu zaten saptırıyor. Sizin birlikteliğiniz ya. Hayır. Da birlikte olamamışsınız. Ama ben şimdi ben bu programa çıktım. Benim altınlarım mı çaldı? Onun için ben buraya geldim. Ben almadım. Ben peki bakın, siz altınları aldınız mı? Hayır. Almadım diyor. Hayır. Ben orada yattım. Abisi gibi peki, yattım. Botunu ben aldınız onu nasıl alacağım? Abisi beni götürdü otogara. Ben nasıl alacağım? Botunu aldınız mı? Neyi? Bot. Hani hayatımda sorsana o aynı botu giymiş mi? Hiç hayatımdan bot almış mı? Oğlum aldı. Çok kıymetliydi benim için şimdi diyor. Şimdi giydiği terliği ben depremden aldım. Oğlumun aldığını ve bana gönderdiğin sen çok iyi biliyorsun. Sen çok iyi. Onu bile almışsın ya. Onu bile almışsın. Bana, bu kadar çaldıkların evet, yetmedi. Ayakkabımı bile almışsın ya. Hayır, yazıklar olsun içinde, sana ya. Yazıklar olsun. Içinde. Bir de sen Ümre'ye gitmişsin değil mi? Hayır. Ümre'de çalmak için mi sen gittin oraya? Bak, böyle şeyleri karıştırmayın Allah aşkına. Hayır. Herkesin kendiyle ilgili bir şey. Ya şimdi işte, gidin karıştırın evine. Beni vurduğu zaman şiddetten olaya bir selpa var. O ikiye bölündü. Öte bozuldum. Böyle duvarları, benim makyaj malzemelerim var. Öyle bir fırlattı, daha izleri duvardan. Bu ne zaman oluyor? Ben boğazımda komşulardı. Beni senin elinden almadılar. Jandarma, gece komşular aramadılar mı geldiler beni aldılar. Tamam, bağlansınlar o komşular ya. Sana zahmet ya, bağlatsana onu sen. Bağlasınlar kimse. Yapmadın mı böyle? Efendim? Yapmadın mı? Hayır efendim, yalancı. Lan ucudun musun? Bu kadın yalancılıkta profesyonel, bir numara ya, profesyonel. Yani bakın, ikinizden birisi bakın, yalan söylüyor. Hayır, ama altın bir yana, botlar bir yana. Bu arada bakın, Ayşe Hanım, lan otursaydın botuna da. Abdurrahman, sana şimdi sevineceğim bir şey söyleyeyim mi? Evet, buyurun. Şimdi altınlarını konuşacağız. Evet. Ama botların burada. Daha doğrusu Ayşe Hanım size yeni bot almış gelmiş. Kim? Orada kırmızı bir kutu var önünüzde, gördüm ben onu. Ben onun aldığı bota ihtiyacım yok. Ben onu, hayır, istemiyorum ben onu. Ben oğlumun botunu neden aldın getirdin? Ben onun için değil. Yüzünüzü atmak için gelmiş. Bu botu onun değil. Bu yeni alınmış. Hayatımda böyle bot almamıştım. Bu bot benim bu oğlumun bot almamıştı lan bu. Bot değil. Hayır, lan tamam işte onu diyorum. Demiş ki Zayda Hanım ben ona. Neyse. Hadi her şey bitti, altın bitti. Olay bota kaldı ya, ben hani ona güleyim mi ağlayayım mı bilemedim. Allah için gülün. Eğer insansa böyle bir rezillik ya, alınacak haline gülüyorsun seni ya. Sen botun, yazıklar olsun sana. Lan şimdi ben çalışıyorum. Yazıklar ya. Olsun sana. Ya istersen 50 bot alalım. Sen var ya, insan değilsin. İstersen sen. 50 bot alalım. İnsan değilsin sen. Ben peki insan. bunun cevabını ben alamadım Zayda Hanım. Soruştum. O gün bana neden dedi ki ambarın anahtarı yok? Bunun bana cevabını versin evet, lütfen. Sen telefonda ambarın anahtarı bende yok mu dedin Ayşe? Evet dedim. Buyurun. Dedim. Haydi dedim bakalım. Sen canlı yayına. Demek ki biliyor Zayda Hayır, Hanım. Hayır. Benim altınlarımı, paranın orada olduğunu biliyor. Özellikle dikkatimi çekti benim. Sen nereye ambarın koymuştun? Anahtarı yok ki diyor bende. Bende demek yok. Sen biliyorsun, yok ben hayatımda oraya geçmemişim lan. Neden peki dedin ambarın anahtarı yok bende? Neden söyledin bu kelimeyi? Sen aldın. Ben dedim ki ben oraya geçmiyorum. Anahtar ya. Yok bende. Abdurrahman. Lan ben oraya geçmemişim lan. Lan zaten anahtar bozuktu bakın. Asma bozuktu. Sen ondan faydalandın. Bozuk değil lan. Zayda Hanım bozuk ben oğlumla barabar giderken işe bakıyordu bize. Nasıl açık? Anahtar bozuk olan yere niye altınlarını koyuyorsun? Hayır. Ya işte değiştirecektim. Bir türlü değiştiremedim Zayda Hanım. Eşeklik ettim ben orada. Ben hata ettim. Nereden bileyim ben koynumda yılan beslemişim. Peki sen gittiğinde ambarın anahtarı kırılmış mıydı? Allah hayır, için, bozuktu. Çekince açılıyordu. Kendiliğinden açılıyordu. Allah asma. Için, anahtara ihtiyaç yoktu yani. Allah aynen, rızası evet, için evet, baklansınlar. Aynen, evet. Allah rızası evet. için. Allah rızası için baklansınlar. Benim çektiklerimi. Bağlansınlar. Komşularımı arayın Allah için. Sen var ya. Ayşe. Allah için. Ya var ya Ayşe, sen peki, var ya Allah'ından bul. Başka bir şey demiyorum sana ya. Abdurrahman. Ya bir iş yapıyorsunuz Allah aşkına doğru dürüst yapın. Altını biriktirmişsin. 157 tane evet. altın, 100 bin lira nakit para. Bana o kadar para. Yani evet. dünyanın parası. Sen bunu biriktirmişsin, etmişsin. Hı hı. Şimdi sana göre nikahlı olmayan birlikteliğin aldı gitti, Ayşe Hanım aldı gitti evet. diye düşünüyorsun. Evet. Ama zaten ambarın anahtarı kırık. Kapıyı açan giriyor. Belki de başkası hayır, aldı. Hayır, kesinlikle. Benim oraya kimse yaklaşamaz, giremez. Ben öyle mi Ayşe? Başkası işe, almış olabilir mi? Gittiğimizde bundan başka kimse. Evin bekçisi kim? Zayda Hanım. Ama ne bileyim ambar dediğin yer dışarıda bakın, olur. Senin evin ambar başka. Açıldığında ambar açıldığında çok başka. Büyük bir gürültü yapıyor bile. Açıldığında. Hı.
Sen evde yokken onu, açılmıştır belki. Onu kimse cesaret edemez. Peki ben bu sana zaten bir şey soracağım. Biz ben o gün, bir dakika, biz o gün işteydik. O zaman ben çıktığım, darının çıktığı zaman niye bu lafı söylemedi?